Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne'de sivrisinekle mücadele çalışmalarını aralıksız olarak 12 ay boyunca devam ettiriyor. Belediye sivrisinekle mücadele konusunda vatandaşların da katkısını bekliyor. Edirne Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada kış aylarında kapalı alan kanalizasyon sistemi, ahırlar ve kışlak mücadelesine devam edildiği, Mart ayı ile birlikte larva mücadelesine başlandığı ve 26 mahalleyi kapsayacak şekilde bölgelerde 400 noktada belirlenen su birikintileri, 70 kilometrelik açık kanal ve ağaçlık alanların larva ilaçlamaları yapıldığı bildirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, taşkınlardan kalan su birikintileri takip edilerek gerekli ilaçlama çalışmalarını yaptıklarını belirterek, önümüzdeki aylarda başta larva mücadelesi olmak üzere Haziran ayı içerisinde uçkun mücadelesine geçilerek çalışmalarımız devam edecek dedi. Edirne Belediyesi Halk Sağlığı Birimi olarak biz 12 ay süren kışlak mücadele, uçkun larva mücadelesini yine bu mevsimsel olarak yaza doğru geçtiğimizde hem de turizm mevsimi olması dolayısıyla Sarayiçi Tavuk Ormanı bölgesine önem veriyoruz. Ve bugün burada hem granülle larvasit mücadelesini hem sisteme ile mücadelemizi başlatmış bulunuyoruz. Bu bir ayda 20 günde 25 günde bir tekrar edilen rutin bir uygulama. Bir de bizim tabii esas problemimiz biliyorsunuz bu yıl ne yazık ki Edirne'mizde 4 defa taşkın meydana geldi. Taşkın alanlarımız da bu bölgede özellikle kapalı cezaevi, açık cezaeviye giden bölgelerde, eski TOKİ'nin altındaki bölgelerde çok fazla taşkınla karşılaştığımız için orada da gerekli bu mücadeleyi yapıyoruz. Sivrisineklerin son derece hızlı ürediğine dikkat çeken Tanrıkulu, bir dişi sivrisinek her seferinde 200 ila 400 adet aralığında yumurta bırakır. Sivrisineklerin üreyebileceği eski lastikler, boş saksılar, saksı altlıkları, boşluk kutular, kedi köpek su kapları, çiçek sulama kapları, kapakları açık bırakılmış şişeler, kullanılmayan ayakkabı ve botlar, çatı olukları ve giderler, varil ve bidonlar, tuğla ve biriket boşlukları, süs ve plastik havuzlar, mazgal ve rögarlar, üstü açık su tankları, su biriken bodrum katlar, inşaat alanları, sivrisineklerin üreyebileceği alanlar olup halkımızın bu konuda belediyemizin sivrisinek mücadelesine katkıda bulunmasını bekliyoruz dedi. Bu yılki bu çalışmamıza biliyor halkımız özellikle Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye üçgeninde hem Oristiyada, Yambol, Svilingrad ve Edirne Belediyesi ortak bir proje de yapacağız. Ama tabii bu proje daha bizim 5 yılımızı kaplayacak bir proje. Başarımız da devamlılık sürdürülebilir olacak bir proje. Ama bu sene biz bütün mücadelemizi bu taşkınların yaratmış olduğu bu alanlarla birlikte yapmaya çalışıyoruz. Bir de burada halkımızdan istememiz gereken bir şey var. Lütfen bahçelerinde bulundukları böyle eski lastikler, su birikintileri, özellikle sitelerin altındaki depolar, su depolarının yanındaki su birikintileri çok önemli. Bakın çok çarpıcı bir örnek vereyim. Bir kutu kola şişesinin yarısı kadar durgun bir su olsa o sudan çıkan larva ve sivrisinek oradaki bir mahalleyi neredeyse rahatsız edebilecek düzeyde olabiliyor. Sivrisinekler çok ciddi yumurta bırakan 200 ile 400 arası ve sonra milyarlarca yumurta bırakan bir şey olabiliyorlar sivrisinekler. O yüzden bu çok önemli. Bütün durgun suları ortadan kaldıralım, dökelim, süs havuzlarını filan çalıştıralım. Bunlar da halkımızdan bizlere yardımcı olmasını istediğimiz konular. Çok teşekkür ediyorum.